Merhaba arkadaşlar. Paralel plakalı kapasitörde kapasitans nasıl bulunur? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi iki tane iletken plakamız var. Bir tanesi şöyle üst tarafta, bir tanesi de alt tarafta. Bunlar plaka yani böyle içeri doğru gidiyor. O zaman buradaki kapasitansı hesaplayalım. Bu iç tarafta dielektrik yani şu tarafta yalıtkan malzememiz var. Şimdi İlk aşamamız neydi? Koordinat sistemini belirlemek. Paralel plakamız var, x eksenimiz var, y eksenimiz var. O zaman hangi koordinat sistemini seçmek mantıklı? Kartezyen koordinat sistemi. Kartezyen koordinat sistemini seçtik. Şimdi ikinci aşamamız neydi? Artı q, eksi q'ları yerleştirmek. Şimdi yukarıya artıları koyalım. Aşağıya da eksileri koyalım. O zaman elektrik alanımız nasıl oluşur? Artıdan eksiye doğrudur, değil mi? Şu şekilde elektrik alanımız oluşacak. Bu da E elektrik alanımız. Şimdi ikinci aşamayı da yaptık. Üçüncü aşama neydi? Elektrik alanı bulmaktı. Şimdi elektrik alanımızın yönü ne tarafa doğru arkadaşlar? Eksi Y yönünde, değil mi? Y'nin artış yönünde değil de azalış yönünde. O zaman yönümüz eksi AY olmalı. Şu başına ne gelecek peki? S0 diyelim şuraya şimdilik. Şimdi S0 arıyoruz. S0 yerine de ne deriz? Şimdi şu plakamız neydi? İletken, iletkendi. İletkenin içerisinde elektrik alan ne dedik arkadaşlar? Sıfırdı. Bu taraf iletkenin içi olarak düşünelim. Bu tarafta yalıtkan. İletkenin içerisinde elektrik alan sıfır. O zaman bizim bir formülümüz vardı bu bir önceki derste. Sınır koşulları ile ilgili. E1T eşittir E2T diyorduk. Ama iletkenin içinde elektrik alanı sıfır olduğu için direkt bizim E'mizin teğet bileşeni sıfır olacak o zaman. Çünkü bir taraf sıfır yani bunun. O zaman diğer taraf da sıfır olmalı. ET sıfır. D1N eksi D2N de rho s demiştik. Şimdi iletkenin içerisinde elektrik alanı sıfırsa D de sıfırdır. O zaman buradan ne diyeceğiz? Dn eşittir rho s. Rho s de ne? Bu iletkenin yüzey yük yoğunluğu. Yani o tam ara yüzdeki yüzey yük yoğunluğumuz. O zaman dn yerine de ne yazıyorduk? Epsilon en yazıyorduk. Bu da rho s'ti. Et sıfırdı. Epsilon en de rho s'miş. O zaman e'miz nedir bizim? Ya da e sıfırımız nedir? Şu epsilonu şuraya bölü olarak atarsak rho s bölü epsilondur, değil mi? Çünkü teğet bileşeni 0, dik bileşen rho s bölü epsilon 0, ikisini toplama rho s bölü epsilon 0. Yönümüz de eksi a idi. O zaman elektrik alanımız eksi rho s bölü epsilon a y. Elektrik alanı bulduk. Diğer aşamamız neydi? Gerilimi bulmak. Yani aralarındaki potansiyel farkı bulmak. V1 2 eşittir. Şuraya 1 diyelim arkadaşlar. Üst tarafa, alt tarafa da 2 diyelim. Eksi 2'den 1'e E geldi, değil mi? Şimdi burada DL yerine ne yazacağız? Şimdi bizim değişimimiz ne tarafta? Bakın 0'dan D'ye gidiyoruz. Değişim nerede? Y ekseninde. Y değerlerinde yani. O zaman değişime AY, DY dememiz gerekiyor. V1, 2 eşittir eksi 2'den 1'e dedik. 2'deyken y değerimiz ne? 0. Şurada y'miz 0. 1'deyken y'miz d arkadaşlar. O zaman 0'dan d'ye diyoruz. E'miz neydi? Eksi rho s bölü epsilon a y nokta çarpım a y d y. O zaman buradan rho s bölü epsilon 0 dışarı alalım. Epsilonu pardon. 0'dan d'ye şu eksiler artı oldu. Şurada d'ye kalacak. Buradan da y gelecek. Sınırları yerine yazdığımızda d gelecek. Rho s d bölü epsilon geldi. Gerilimimiz. Şimdi rho s yerine ne yazabiliriz? Q s yazamaz mıyız? Q s yazamayız. Q bölü s yazarız. Çünkü neden? Q nedir arkadaşlar? Yüzey yük yoğunluğu çarpı o yüzeyin alanıdır. O zaman rho s yalnız bırakırsak q bölü s. O zaman burada rho s yerine de şu denklemde rho s yerine q bölü s yazarsak
V1 2 nedir? QD bölü epsilon S. V'mizi de bulduk. Geri kalan işlem çok kolay. Son aşama C kapasitans Q bölü iki iletken arasındaki potansiyel farktı. O zaman Q bölü V1 2'yi de şurada bulduk. QD bölü epsilon S dedik. Buradan Q'lar gidiyor. C'miz ne olacak? Epsilon S bölü D. Paralel plakalı kapasitörler için kapasitans formülümüz epsilon S bölü D olarak bulduk. Bu S dediğimiz şey bu plakanın yüzey alanı. Şu plakanın yüzeyindeki alan arkadaşlar. Epsilon zaten geçirgenlik olduğunu bahsetmiştik. D de ikisinin arasındaki, iki plak arasındaki şu mesafe. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.